Merhabalar, bugün sizlere, paranoya, hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Paranoya, aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen bir rahatsızlıktır. Kelime Yunanca'da, düpedüz delilik anlamına gelir ve terim geçmişte kuruntu, delirme durumlarını ifade etmek için kullanılmıştır. Paranoya çoğu zaman şizofreni gibi psikotik hastalıklarla iç içedir. Bununla birlikte seyrek olarak, paranoyak kişilik bozukluğu gibi, psikotik olmayan, diğer durumlarda da gözlenebilir. Paranoya, bireyin herhangi bir olay karşısında olayın oluşumundan farklı olarak gelişebileceğini kendi içerisinde canlandırma yolu ile öne sürdüğü ve sınırsız sayıda çeşitlendirebileceği hayal ürünlerinin tümüdür. Halk arasında, paranoya deyimi, genellikle bir şahsın, çevresindekiler hakkında aşırı şüpheciliğini tanımlamak için kullanılır. Böyle bir kişiye yapılan tavsiyeler, iyi niyetli bile olsa, o kişi tarafından kötü niyetle yapılmış olarak algılanır, başkalarının kendisi hakkında komplo yaptığı kuruntusuna kapılabilir, kendilerine veya mülklerine karşı bir tehdit olduğu endişesi içine düşer, bu düşünceler, o şahsa büyük rahatsızlık verir, çevresindekiler de bu durumdan rahatsız olur, paranoya deyim yerindeyse kişiye hiç ummadığı anda devamlı süre gelen rahatsızlık vererek, kuruntularının gerçekleşeceği düşüncesiyle her daim sıkıntı yaşatır. Psikiyatrist Emil Krepel'in, en önemli veya yegane belirtinin kuruntulu inançlar olduğu ruhsal hastalıkları tanımlamak için, paranoya, terimini, kullanmıştır. Terimin katı kullanımı zaman içinde değişmiştir. Krepelin'in tanımlaması, günümüzde genel olarak terk edilmiştir. Psikiyatristler tarafından, günümüzdeki kullanımıyla, paranoya, kişinin kendisine yönelik, ben merkezli, herhangi bir kuruntuyu işaret etmek için kullanılır. Daha belirli olarak, eziyet korkusuna yol açan bir kuruntuya işaret etmek için kullanılır. Bundan dolayı, psikiyatrik kullanım değişebilir. Krepelin bu köke, kuruntusal inanışları da ekleyerek kendi tanımlamasını geliştirmiştir. Krepelin'in yaptığı paranoya tanımlamasında kuruntulu inanışın ne olduğunun önemi yoktur. Herhangi bir kuruntulu inanış paranoya olarak sınıflandırılabilir. Krepelin akıl hastalıklarının değişik biçimlerini sınıflandırdığı çalışmasında, kuruntunun olduğu fakat akli yeteneklerde herhangi bir kötüye gidişin görülmediği durumu tanımlamak için tek paranoya terimini kullanmıştır. Bu tanımda diğer şizofrenik bulgular bulunmamaktadır. Kuruntuların belirgin olduğu şizofreni biçimi için paranoyak şizofreni terimi kullanılır. Bu tanımlamada, kuruntuların hastaya rahatsızlık verip vermediği dikkate alınmaz, yani hasta, kuruntuları ile uyum içinde olsa bile paranoyak şizofreni tanısı alabilir. Ancak, son dönemlerde, kişideki kuruntuların rahatsızlık verici olması kavramı tekrar önem kazanmıştır. Özellikle, iki ana nokta üzerinde durulmaya başlanmıştır. Kişinin, kuruntuları nedeniyle kendisine zarar verecek davranışlarda bulunması veya bulunma tehlikesinin olması, kişinin, kuruntuları nedeniyle başkalarına zarar verecek davranışlarda bulunması veya bulunma tehlikesinin olması, paranoyak kuruntular arasında, kişinin, takip edildiği, elektronik araçlarla gözlendiği, yiyecek veya içeceklerinin zehirlendiği, önemli biri veya tanınmış bir kişilik tarafından uzaktan sevildiği, erotomani, bulunabilmektedir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.